Herkese merhaba arkadaşlar. Yazılı sınavın açıklanmasına artık çok az bir e, zaman kaldı. Heyecan dorukta. E, bakalım sınavı kimler kazandı, kimler mülakata gitmeye hak kazandı. Cuma günü öğreneceğiz. E, şimdi ben size bir Atlas tanıtımı yapacağım. E, bu Atlas'ın tanıtımını daha önce oğlumla beraber yapmıştık. Kanal ilk açtığımız zaman. E, Onun da linkini buraya yukarıya bırakıyorum. E, i̇steyenler izleyebilir arkadaşlar. E, şimdi bu Atlas'ı niye tanıtıyorum? E, sınavda yazılı sınavda arkadaşlar coğrafya soruları genel kültür ağırlıklı geliyor. Yani bilgiden çok biraz daha böyle sizin atlas karıştırmış, harita incelemiş e, olmanızı istiyorlar. Yani sorulardan biraz bunu anladık bu sene. Şimdi bu atlas da çocuklar için yapılmış bir atlas. Ben oğluma bir yıl önce almıştım. Bir yıldır bu atlası elinden düşürmüyor. Biraz da hırpaladı fazla kullanmaktan. Ve bu atlas sayesinde oğlum birçok ülkeyi, kıtayı, kültürü, öğrenmiş olduğu ülkelerin başkentlerini öğrendiği, bayraklarını öğrendiği, o ülke ile ilgili önemli birçok unsuru da öğrenmiş oldu. Yani sizler de bu kitabı atlası aldığınız zaman çocuğunuzla kaliteli vakit geçirebilirsiniz. Öğrencileriniz için alabilirsiniz. Sınıf kitaplığınıza ya da okul kitaplığına koyabilirsiniz. Hem bir yandan bu yurt dışı öğretmenlik sınavı için bir şeyler öğrenmiş oluruz. Hem de öğrencilerimizle ya da evlatlarımızla kaliteli zaman geçirmiş olabiliriz. Mesela biraz ayrıntısına girecek olursak şuradan Türkiye'yi göstereyim. Mesela Türkiye'de neler göstermişler ayrıntılı olarak görüyoruz. Derinkuyu, Şanlıurfa, bu Türkiye coğrafyasında yaşayan hayvanları göstermiş. Şurada kısaca bir bilgi veriyor ülkelerle ilgili. Bundan sonra görüyorsunuz Erzurum, gözleme, dolma, elma, döner, döner kebap, mantı, Türk kahvesi, baklava, çay, simit. Ondan sonra ülkelerle ilgili arkadaşlar tarihi ve sanat insanlarını Anlatıyor. Mustafa Kemal Atatürk var. Halide Edip var. Orhan Pamuk var. Piri Reis var. Yani her ülkeden de böyle önemli şahsiyetleri tanıtıyorlar. Evet oğlum biraz bunların üzerinde e, oynama yaptı. Buradan e, harita çıkardı. Bu haritayı da buradan böyle e, yol çıkardı. Bu yol işte Mersin'den Silifke'den çıkıp e, şurada şeye kadar getirdi. E, Yunanistan üzerinden bizi Romanya'ya getirmişti. Kendince böyle bir hayal kurmuştu. İnşallah hayali gerçek olur. Hepimiz gönlümüzdeki ülkeyi kazanırız arkadaşlar. Evet lafı çok uzatmak istemiyorum. Bu hani bir bilgi vermekten çok bir öneri videosu. Güzel vakit geçirmek için hem de bir şeyleri öğrenmek için gerçekten güzel bir atlas hazırlanmış. İnternetten alabilirsiniz arkadaşlar. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.